Я Хызыр тұрош тияма Тылыма торы бәсені Я Хызыр тұм әдіма Тұцары бәдім ары İkinci Dersim Mehmet Çetin ve Emir Ali Yağan buluşması şöyle anlamlı. Geçen sene tam da bu tarihlerde bu toprakların değerli şair, yazar, düşün insanı, çevirmen Mehmet Çetin'i yitirdiğimizde ALS hastası olan Emir Ali Yağan yine hep yanımızdaydı. Biz hep iletişimdeydik dostları olarak. Kısa bir süre sonra onu da yitireceğimizi bilmezdik tabii. Bir süre sonra onu da yitirince bize iki büyük kayıp ağır geldi gerçekten. Ama ondan sonra kendimize avutmanın bir yolunu bulduk. Şöyle ki onlarla birlikte yaşarken ürettiklerimiz, onlarla birlikte büyüttüklerimiz, birbirimize geçen emeğimiz, eksik bıraktığımız hayatı tamamlama şansımız, buradan onların işaretleriyle yürüyebilecek olmanın olanakları bizi biraz avuttu doğu. İşte bu huzurun, bu insanlar, bu şairler, bu iki arkadaşımız Mehmet Çetin, Emir Ali Yağan, bugün Kazım Koyuncu'nun da ölüm yıl dönümü. Kazım Koyuncu da bizim düş yoldaşlarımızdadı. Bizim aramızda sadece edebiyatçılar yoktu, heykeltıraşlar, ressamlar, çeşitli sanat disiplinlerinde insanlar vardı. Hepimiz ortak bir düzeydeydi. Kimse kimsenin üstünde altında değildi. İşte PİA böyle bir yapıydı. Mehmet Çetin, Emir Ali Yağan böyle bir iklimde yaşayıp aramızdan göçtüler. Yani sanat hareketi sanatçılardan müteşekkil, sanatçıların icat ettiği bir fantazi değildi. Sanat hareketi çok güçlü bir kırılma geçirmiş. Çok güçlü bir tartışma içerisinde olan sosyalist komünist hareketin 90'lı yıllarda sanatın filtresinden geçmiş haliydi. Sanatçılar sanat hareketinin filtresi olmaktan başka bir işlere sahip değillerdi. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Sanat hareketi insanlık tarihi boyunca var olan ve var olmaya devam edecek olan bir büyük itirazın, bir büyük önermenin, bir durağı, 1980'lerde başlayan uluslararası çözülüş ve yıkılmanın psikolojik şemsiyesi altında oluşturulmuş olan bir zihinsel uğrağıdır. Bakın, biz fikirler mi icat ettik? Hayır, biz fikri bir sürecin, aslında tartışmalı bir sürecin tarafı ve parçası olduk. 12 Eylül silindir gibi üstümüzden geçmişti. Yakın bir devrim ihtimali ortadan kalkmış. Ülke zulme durmuştu. Güvendiğimiz bütün dağlara, güvendiğimiz ve güvenmediğimiz bütün dağlara karlar yağmıştı. Koca Ekim devrimi, aradan 72 yıl geçtikten sonra süper bir devletin, yani elinde termonükleer silahlar tutan, bilimde ve teknolojide hiç fena olmayan bir yerde duran süper bir devletin yozlaşmış iktidarı olarak havlu atmıştı. Kimse yıkmadı. Sovyetler Birliği'ni kimse yıkmadı. Sovyetler Birliği'ni kimse kafasına silah tutup tehdit ederek siz sosyalizmden vazgeçin demedi. Onlar 72 yıl sonra vazgeçtiler. Acayip bir travma. Nasıl vazgeçerler? Hani bir sakıza bir zannediyorduk ki bir sakızla bir naylon çaraba teslim ettiler koca iktidarı. Oysa o iktidar çoktan çürümüş, çoktan teslim olmuş bir iktidardı. Malumu ilan ettiler. Öbür tarafta Çin, öbür tarafta Arnavutluk. Yani güvendiğimiz ve güvenmediğimiz bütün dağlara yağan karların altında üstümüzden 12 Eylül'ün silindiri geçmiş insanlar olarak şunu düşünüyorduk. Yani ne yapacağız? Şu kanayan vicdanlarımızı İçinde doğmak durumunda olduğumuzu, yani biz devrimin içinde doğduk. Biraz Dersim'de olmak böyle bir şey. Dersim'de olmak devrimin içinde doğmak gibi bir şey. Ne acayip bir kent burası, ne acayip bir şehir. Kültür ne acayip bir şey.
Ne acayip bir maya yapıyor kuşaktan kuşağa, kuşaktan kuşağa. Şimdi Yozgat'ı daha iyi anlıyorum, Yozgat'taki faşistliği. Yani buradaki devrimci devamlılığı gördüğümde Yozgat'taki şövenizmi, Yozgat'taki faşistliği daha iyi anlıyorum. Ya Dersim'de tutunan devrim Moskova'da nasıl tutulmaz ya? Biçareydik, yalnızdık, yeniktik. Şiirimizden, resmimizden, heykelimizden başka hiçbir çaresizliğimiz yoktu. Ve ne yapılması gerektiğine dair koca bir soru önümüzde duruyordu. Söz çürümeye başlamış. Hayat ve davranışlar gevşemiş. İşte o günlerde birbirimizin ışığı olduk. Yani Mehmet'i, ben Mehmet'le gergin günler yaşadım. Kavgalı vakitler yaşadım. Ama geçen Emir Ali'nin bir söyleyişi gözümden yaşlar getirdi. Emir Ali söyleşisinde diyor ki Mehmet, sırtımızı yaslayacağımız bir dağ gibiydi. Bir yere gideceksek pergeli ondan, menzili ondan alırdı. Mehmet müthiş bir örgütçüydü. Yani gerçekten müthiş bir örgütçüydü. Yani onun o Avrupa'daki arkadaşları bir araya, bizi bir araya getiren, bizi bir araya getirmekte ısrarlı davranan, çeşitli çatışma ve kavga ihtimallerine karşı da elinden geldiği kadar en yüksek diplomasiyi sergileyen, gerekirse kapı arkasında konuşan, enteresan bir birleştiriciydi Mehmet. Türkiye'de 12 Eylül'den önce çeşitli son örgüt yapılanmaları içerisinde en nerelerse oralarda yer almış. Ama sanatla iştigal eden, bir biçimde sanat üreten, sanatı bir başka yerden de geliştirmiş, geliştirmeye çalışan, o dönem daha genç çocuklar olarak bir araya geldik. İki tane hikayemiz vardı. Hepimiz sosyalizmin, komünizmin tedrisatından ideolojik ve pratik olarak iyi geçmiştik. Hakikaten de burada sınavları başarıyla vermiş çocuklardık. Oralardan bizi kimse test edemezdi. Bu kıymetli bir ilkti. İki, biz içinden geldiğimiz kaba toplumcu gerçekçilikle, yani klasik sosyalizmle, yani klasik komünizm algısıyla bir iç hesaplaşmamız vardı. Ama nerede neyi yapacağımızı bilemiyorduk. Hepimizin kendi itirazı vardı. Anladık ki Türkiye'de, biz Türkiye'de yaşıyorduk. Bizim gibi düşünen insanlar var ama bunlar neredeydi, ne yapıyordu bilemedik. Fakat içimizde bir çığlık vardı. En sonunda bu arayışın içinden bileşenlerimizle buluşmanın bir vesilesi oldu. Piyanın önceden kuruluyor oluşu, piyadaki arayışlarımız, deneyişlerimiz, piya kolektifinde bir şeyleri başarma çabamız bizi sanat hareketi düşüncesini oluşturmakla ilgili Burhan gibi, Sercan Alioğlu gibi, Akif Kurtuluş gibi, Ahmet Telli gibi, Nevzat Çelik gibi, Tuğrul Keskin gibi, Fadıl Öztürk gibi birçok arkadaşlarla buluşturdu. Biz durmadan iyi eleştirdik ve durmadan iyi karşı eleştiri kurduk. Ama yeni bir duyuş, okuyuş, davranış, kavrayış biçiminin dilini geliştirmeyi bir türlü becerememişti klasik sol. İşte birbirinden bağımsız. Sanat hareketi düşüncesini bizim bulmamız ya da bizim buluşmamız belki de bu düşüncenin en büyük talihsizliğiydi. Çünkü hepimiz kavradığımız ve yapabildiğimiz kadar bu hareketi dönüştürebilme deneyselliğinin öznesi olabildik. Burada sahici bir yüzleşmenin gerektiğine de inanıyorum. İçimizden toplamda 21 kişiydik. Kim arkadaş bir süre itirazını sadece romantik bir itirazda bıraktı. Yarışmalara girdi, ödüllere girdi, jürilerde yer aldı, sergiler açtı ya da sergi açmalara girdi falan. Bugün burada Mehmet Çetin ve Emir Ali Yağan'dan söz ediyorsak, onların sadece iyi bir şair olması ve Dersimli oluşundan değil, onların bu düşünceyi oluşturmada hem devrimci hem de düşün ustası olarak katkılarının olması nedeniyledir. Bu bir tesadüf değildir. Buna vurgu yapmak önemliydi. Nice canlar o şeylerde yandılar. İşkencelerde kapıların altında sızan kanları gördüm ben. O çocukların hepsini Allah yerlerini cennet etsin. Eğer Allah varsa, ben Allah'a da inanmam ya. Allah olsa da onlara, o insanlar o kadar işkence etmezlerdi. Onun için hepiniz de hoş geldiniz. Size başarılar dilerim. Savaşın adına ne Vahide, Hüseyin'den, ne Hüseyin Cevahir'ler, ne Mahir Çayanlar, niçin bunlar öldü? Bu memleket için öldü. Ölmesinlerdi. Hep çıkarcıların yüzünde bu çocuklarımızı ezdiler, döktüler. O fidanları ezdiler, kırdılar, döktüler.
Ben onlara hepsini saygılarım. Onların anneleri olmak istedim hepsine. Hepsine günlerce yas tuttum. Kapılarda bekledim. İşkence kapılarında bekledim. Cezaevlerinde bekledim. Hele İbrahim Demir'i 12 sene cezaevlerinde ziyaret ettim. Mehmet Çetin'in Kayseri'nin üstüne mi gitmedim, nerelere gitmedim, hepsini. Hepsini saygılarım, onları kucaklıyorum. Onlar ölmediler. Onlar gönlümüzde yaşıyorlar. Onlar memleketin güzelleri, çiçekleriydi. Hepsini böyle kırdılar, döktüler. Şimdi başımızda neler oluyor, neler oluyor ben anlamıyorum. Hayat ölüm ile yaşamın, düş ile gerçeğin toplamıdır. Biz gerçekçi olmak zorunda değiliz. Gerçek ve hayal dışında ikisini de içeren başka bir bakış açısı mümkündür. Örneğin iç sesle duymak. Hasretimizin yazıcısı başkaları değildir diyordu. Şiir ve sanat bir vicdanı kayda alır ve bir vicdan hatırlatması yapar. Vicdani kanaatimizi insanlığın tarihindeki kadim vicdan ile kişinin kendi vicdanı arasındaki bir ilişkilenme ile. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste Dersim için bir konuşma yaptı, hatırlarsınız. Ve Dersim'de yapılanlardan bahsederek özür dileyebileceğini söyledi. Şimdi diğer kesimlerde, Türkiye'deki diğer kesimlerde böyle bir yaklaşım yokken neden bu kesim Dersim'in farkında? Çünkü Necip Fazıl Kısakürek Dersim'le ilgili bir yazı yazmış. Bir anlatımda bulunmuş ve buradaki vahşetten bahsetmiş. Şimdi oradan duyunca doğru ya da işte peşine düşülüyor, ne olmuş burada diye yani diyen bir grup var. Yani olaya bizim toplumumuz açısından işte neler kaybettirdik, ne yaptık, nasıl telafi ederiz açısından bakılmıyor. Belki bir siyasi hesaplaşma vesaire ayrı bir şey ama bir gerçeğin, bir geçmişte yaşanan ya da günümüzde yaşanan bir gerçeğin bilinmesi açısından sanat, aktivist sanat, duruş bu kadar önem taşıyor. Rasyonel aklın hükümranlığı, doğal aklın, doğa toplumları ve bütün kadim varoluşların mağduriyetiyle sonuçlanmıştır. Mevcut aklın karşısında olmak, onun estetiğine, var olma biçimine, algısına da karşı çıkmakla ve onu hakim formülünü kırmakla mümkündür. Direniş ya da itiraz ancak estetik olursa kalıcılaşır. Bu sürecin sanat ve estetik alanda işleyişi, modern dünyanın belirli aklını ve akademik bariyerlerini kırmakla mümkündür. Niçin yazıyorum sorusunu hiçbir şair sormaz kendine. Çünkü şair hiçbir yere ait değildir. Göçebedir bu dünyada. Ve şiir, savaşların, haksızlıkların, ölümlerin, adaletsizliklerin olduğu bu dünyaya katlanmanın biricik yoludur. Çünkü şair sözcüklerin gücüne inanır. Edebiyatın ve sanatın dünyadaki kirli oyunlara karşı koymada bir olanak olduğunu, insana doğru giden en dolaysız ve en doğru yolun sanat olduğunu bilir. Sanatta muhalifliği anlamak için önce iktidar kavramına bakmamız gerekiyor. Çünkü her kavram karşıtının karşısında konumlanışıyla var. Yani sanat ve muhalefeti sorgulamaya sanat ve iktidarı sorgulayarak başlamamız gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi o klişe deyimle iktidar iki kişi arasında başlayan bir şey. Edebiyatın ve sanatın en önemli problemi iktidar. Edebiyat iktidar ve itaat problemiyle uğraşıyor çünkü asıl konusu özgürlük kavramıdır edebiyatın. Bütün o geçmiş deneyimlerden yola çıkarak, oradan, o birikimden yararlanarak, o birikimi yatsımadan ama onun üzerine bir şey koyarak ve içinde yaşadığımız topluma, hayata bir şekilde sanatla da müdahale ederek, yani yaşama biçiminin yanı sıra sanatla da müdahale ederek bunu hayata geçirmek. O Rio Kahate Kırmancı ser gama mo gama gerek o benim raver kemere kemere serdim cenzone ma cazane ma nara tepya sagare yununda seri şiiru piyare meydan ne katabu ve vacik roşti ra teber mevecire yani roşti ra sagare ko mevurdere ya arra gumane mehenio ki Nu yasal oku zone maser maka nyatane gama gama de hover ni zone ho peyserceyim. Ma ne ka teyna neyim? Vizir teyna bim. Kiristo hiç de ma teyna bim. Kesin ma çinli bi be kesmin be vahir bim. Dere derhanun dehendi cenci domani be vahiri kırkerdi. Zırtsayısı yine
Ne asmen eşape ne her de şape. Ama manika teynaniyim. Morde mi maeste, cirane maeste, yike zulmena devletra, çen sirriyo kogon zeni, ma burada hoda fındim, ma kaygan nuazim, ma haşti vazim, ma bani vazim, kabul kene kabul kere, kabul ne kenesi, mene tam smara henya kene çane hoda zone hoka işkere. Ma ve khirde temu, rece to deme amu, venge to deme amu, Arey deze heba cüne genimi Seri la seri deze dendeke der avami Ze boğa sungi seri trami Mınas nikena ezo Doğe laze muziri Ceze vera usari Kankola seri la seri Meverdi siri Me koçene tora Sale taştı Mı petaga tora hemgenleşt. Postale lingame veca şipe ovka todi. Şu masu çengele mi vışya koka dalıka todi. Kamise todi süre gonya mı rışya. Kemer belde solki lingame vışya. Emir Ali hep batıya gider. O yok zanneder ama vardığı yer hep doğudur. Batının batısındaki doğuyla batı arasında kararsızdır, araftadır. Bazen mezar yersiz atalarının yattığı Dersim'deki Beyaz Dağ'da, bazen de Paris'in Gare'de Nurdun'da dolaşır durur. O batılılaşmamış bir batılıdır ya da doğululaşmamış bir doğulu. Şöyle ifade eder. Gittim ve gördüm. Batının batısında bir doğu yokmuş. Ömrümün bütün yolculukları batıya, daha batıya. Bu bir rastlantı mıydı acaba? Hep başa dönen şair, hep arar yeniden. Beğenmez genellikle. Hep bir yakınma, bir kaybolma, bir yeniden olma halindedir. Sözcüklerle barışmayan, hali kendiyle de barışmayan bir haldir aslında. Bütün negatiflerde zenci ve esmer olduğunu ve hiçbir resme yakışmadığını düşünür. Kekeme bir çocuğum ben, sözcüklerle barışmıyorum. Uyruğumu yaktım, kıblem yok. Haritaların en yanlış yerine yurdum diyorum, der. Emir Ali'nin bu dünyadaki cismani yokluğunun bugün 78. günü. Onun yokluğunda ona dair cümleler kurmak çok kolay değil ne yazık ki. Bedeni gitti büsbütün göç yollarını yitiren turnaların menziline düştü. Belki şimdi dostlarına dağ olduğunu düşündüğü Mehmet Çetin ile birlikte ona yaslanarak ikisi birlikte gülümsüyorlardır bize. Ben öyle düşünüyorum. Hissettiğim şey bu. Emir Ali harman yerinde yoksulun hakkını gözeten atalarına öykünür. Kurdun kuşun hakkını gözetirdi onlar gibi. Öğrenmeye tutkundu. Hasta yatağında nefes almak için cebelleşirken bile öğrenmekten vazgeçmedi. Bunun en büyük tanığı benim. Etinden pay bekleyen bu ıssız göğün kara kuşları uzak dursun ondan. Beyhude çeşmeden içen yolcunun yol telaşı dinsin. Huzur içinde tamamlayarak devrini dönsün aramıza tez vakitte. Sıcacık bir sevgi, büyük bir özlemle. Bu esuvar ve çok teşekkür ederim. Birkaç selam getirdim size önce. Mehmet Çetin ve Emir Ali Yağan için bir araya gelen tüm dostlara sevgili Dersim halkına içten selam sevgilerimi gönderiyor. İki değerli aydının can dostunu hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Selahattin Demirtaş. Selahattin Başkan son ziyaretimizde bu notu sizlere göndermişti. Tabii Doktor Selçuk Mızraplı Diyarbakır'ın seçilmiş belediye başkanı. Onun size çok selamları var. Benim meslektaşım, dostum, Çağde Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın ve tutsak meslektaşlarımızın hepinize çok selamları var. Ki içlerinden biri
Sizin kızınız ölüm orucunda yitirdiğimiz Ebru Tintik, onun kardeşi Barkın. O hem çok özlediğini, buraları içinde yaşattığını söylememi istedi. Selamlarını gönderdi. Sevgili Osman Kavala'nın çok selamlarını getirdim. Ve bütün bu dostlarımızın bir gün bu buluşmayı hep beraber yapma dileklerini de getirdim. Hatırandır kendine bu ansız ay tutulması. Anımsa ayak parmaklarının yalnızlığını ve kurtul ipeğin siyah sanrısından ve unut tanrıça olduğunu. Ki tanrıça sayıldığı anı vardır her siyahın. Eski bir yalan diye yıkılır üstüne sonra, yastığa düşer kalır izi gözyaşıyla. Anımsa ayak parmaklarının yalnızlığını ve unutma, erkektir bütün dinler. Ölüm sonrası kadına düşen ağlamaktır. Diyorum ya, ben Mehmet'i biraz da babam gibi severdim. Hem Emir Ali'den hem Mehmet'ten şiir okuyayım diye çıktım ama onlara yine bu toprakların çocuğu Cemo'dan seslenmek istiyorum biraz da. Cemal Süreyya'nın "Sizin hiç babanız öldü mü?" Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Aldılar, yıkadılar, götürdüler. Ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Lambanın biri söndü, gözümün biri söndü, kör oldum. Taşlara gelince hamam taşlarına, taşlar pırıl ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? Devirlere daim olsun. Karamanın kanatlarla uçan Hüseyin, ağababanın elinde eteğinde yıkayıp ömrünün esvaplarını asarmış kabaklarına Behzat'ın. O vakit Kureverşi'nin yalnız çeşmesi ahiret kardeşi rüzgara dayayıp başını ağlarmış. Lal olurmuş rüzgar. Heyhat bir gün açık bırakmış kapısını tarih, Bursa'ya ulaşmış şapkası İbo'nun. Kurşun iz sürmüş haritada ve haykırmış Frik dedenin sazından üzgün bir bam teli. Bam, bam, bam. O vakit Mirik'ten Vartini'ye ne çok kuş uçmuş Simurgun. Mirik'ten Vartini'ye ne çok kuş uçmuş. Teşekkür ederim. Özlem Göntaş. Hüseyin ama kemane gul heseni ve şen ohona koğusipera. Cendege domane ma dolar dere cemediyayı yehona. Nemezet men dokaye ayazu nupelda. Dırbet yama zaf horiya. Hüseyin ama gonya ma hona sona. Dere lacra, tagarra, şerhanra, ahbanoşra, nevala kasavara. Seyid ema dara mehenet dere hona. Çayı nikedine nidez ema. Çıra honde berbene naklam ema. Gole hızır yok kılavuz ema. Ma ikrar doko anra. Ne tekelime sevda hora. Dersim ra, muzır ra, düzgün ra, ana Fatma ra, jele ra. Ya Hızır, teesta keesta. Gitmek uzun bir öykü diyerek düştüm yola. Gide gide ömür uladı, yol uzadıkça uzadı. Nereye yakın, nereye uzak düştüğümü bilemedim. Ne aradığım Eledorya'yı bulabildim, ne de dönüp İthakem'e kavuşabildim. Menzil kısaldı, ben yoruldum. Yılların alaca rengi ağdı saçlarıma. Zaman iz tuttu alnımda, kırışık verdi. Arzular dindi, tutkular söndü. Zaman yaşlandı tende. Yıkık bir yol geçen hanı önünde, beklediğim gölgemle son akşamın alacasına kaldım. Sessiz, ecelsiz çöküyordu alaca karanlık.
Haraza'ya vardığım dorukta huzura eren Celali gibi eğip serbunt başımı de haydi dedim. Toplansın başıma etimden pay bekleyen alaca göğsün kuşları. Teşekkür ederim.